Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal mustakim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Siz bu camide mi görevlisiniz? Burada 25 yıl görev yaptım. Maşallah. Şimdi yönetime bakıyorum. Maşallah. Kolay. Bunları siz mi buraları yaptınız? Maşallah. Sizden razı olsun. Hakkınızı helal edin. İsminiz? Turgut Hocam. Soy isminiz hocam? Ertan. Çok memnun oldum. Allah razı olsun. Ben de Mustafa Çınar, Üsküdar vaizi. Mustafa Çınar, Üsküdar vaizi. Dualarınızı bekliyorum. Hastalığınız. Evet. Taşkın. Hanımın anneannesi, Taşköprü tarafından dedesi, ben İnebolluyum. Ben Aslanburgu Araç'ta. Maşallah. 18 sene böyle bir yaptım. Maşallah, çok memnun oldum. Yaşım da burada yani. Maşallah. Müsaadenizle bir sohbet yapalım inşallah. Siz bir bakın, eğer görüntü tamam olursa değilir. Tamam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin. وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد. Çok kıymetli büyüklerim, değerli kardeşlerim, Allahu Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Günümüz hayırlara, bereketlere vesile olsun. Bugün merhum Metin Keten abimizin ve bütün Keten ailesinin, cümle geçmişlerimizin ruhlarını şad etmek niyetiyle Kur'an-ı Kerim okumak
ve geçmişlerimizi, büyüklerimizi rahmetle yad etmek niyetiyle bir araya toplandık. Bu Keten ailesinin davetine icabet ettiğiniz için öncelikle ben aile adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah-u Teala sizlerden razı olsun. Sohbete başlamadan önce bir küçük ricam var. Şuradaki abilerimizi ben göremiyorum. Zahmet vermiş olur muyum bilmiyorum ama şurada boşluklar var. O abilerimiz buraya gelirlerse isterim ki şöyle yüz yüze olalım. Birbirimizi görelim. Hem de birlik beraberlikte rahmet vardır. Ayrılıkta azap vardır. Camilerde de bu pandemiden sonra maalesef saf düzeninde biraz sıkıntı yaşıyoruz. Kimisi sağda, kimisi solda, kimisi üst katta, kimisi arkada olunca bu saflar biraz dağılıyor. O yüzden ne kadar sıkı beraber bir olursak o kadar güzel olur. Efendim zahmet verdik, hakkınızı helal edin. Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Sohbette bir bereket var. Şimdi mesela siz bir araya toplandınız. Şöyle bir uygulama yapılabilirdi. Bakın burada Sinevizyon var. Çok güzel bir salon, modern bir salon. Bu arada ben ilk defa bu camiye geldim. Hocamızı da ilk defa gördüm. Hocamız bu camide 25 yıl görev yapmış. Turgut hocamız. Zaten içeriye girer girmez anladım. Buraya bir el dokunmuş. Çünkü çocukluğumdan beri ben bu işlerin içerisindeyim. Benim babam 37 senedir Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevli. Böyle konferans salonları, camiler, Kur'an kursları, adım adım bunların hepsinin adımlarını bilirim. Çocukluğum buralarda geçti elhamdülillah. Buraya gelince dedim ki buraya bir el değmiş. Kim acaba? Sonra hocamla tanışmadan önce baktım. Hocam dışarılarda geziyor, böyle yaşlı, nur yüzlü, sakallı bir büyüğümüz. Kapıları açıyor, kapatıyor, tamam dedim. Bu el bu hocamızdır muhtemelen. Bakınız, insanların hizmetine sunulan bu kadar güzel bir imkan, tertemiz bir salon, rengarenk, çok hoş. Buralarda düğün yapılıyor demek ki, sünnet merasimleri yapılıyor, kına programları yapılıyor, cenaze merasimleri, taziyeler yapılıyor. Bu hizmette öncü olan Turgut hocamıza, emeği geçen cami yönetimine, hizmet ehli müminlere huzurunuzda teşekkür ediyorum. Allah-u Teala onlardan razı olsun. Bakınız bir cami hizmetinde bulunmanın, bir camiye cemaat olmanın ne kadar önemli olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Hani yeri geldiğinde sosyal medyada, Twitter'da camilerle ilgili programlar yapılıyor, yani camileri eleştiriyorlar. Kahrolsun Diyanet, kapatılsın Diyanet, imam şöyle yaptı, camide böyle oldu. Sizleri tenzih ediyorum ama bazen kulağımıza geliyor. Yahu bu hocalar niye böyle yapıyor? Bu camilerde ne oluyor böyle? Bu imamlar şöyle böyle. Maalesef söyleyenler oluyor. Aman ha. Sakın Allah'ın dininin karşısında olanların yanında olmayın. Camilerdeki yönetimde, dernekte, imamda, hocada, vaizde hata olmaz diyemeyiz. Cemaat-i Müslümin, İslam hatasızdır, Müslümanlar hatalıdır. Tamam? Bizim okuduğumuz Kur'an-ı Kerim hatasızdır. Kur'an'da hata yoktur. Ama bizde hata olur. O yüzden hocaları melek falan zannetmeyin. Tamam? Hepimiz insanız. Peygamberler de insandı. Bunu da unutmayın. Ama peygamberlerin bir farkı vardı. Masumlardı. Yani Allah-u Teala peygamberlerin günah işlemesine, halk içerisinde çirkin olacak bir kötü iş yapmalarına müsaade etmiyordu. Bir peygamber istese bile zina yapamaz. İstese bile faizli alışveriş yapamaz. Mesela Yusuf Aleyhisselam'ı düşünün. Ayette diyor ki: "Velakad hemmet bihi ve hemme biha leula en ra'a burhan rabbi." Eğer Rabbinin burhanı yetişmeseydi, Allah korumasaydı, nasıl ki Züleyha Yusuf'a meylettiyse, Yusuf da Züleyha'ya meyledecekti. Evet, Yusuf Aleyhisselam'ı zinadan koruyan kimdi? Efendim?
Allah Celle Celaluhu. Ama bugün hoca peygamber olmadığı için hocanın günahtan korunma gibi bir durumu olmuyor. Hata işleyebilir, yanlış yapabilir. Bazıları olur ya, mesela bugün camilerden bahsettik. Türkiye'de 130 bin tane camilerde görev yapan hocalarımız var. 130 bin kişinin olduğu yerde 130 tane hatalı insan olmaz mı? 1000 tane, 2000 tane, 5000 tane hatası yapan olmaz mı? Olabilir. Ya da 3-5 tane yüz kızartıcı suç işleyen olamaz mı? Olabilir. Peki bir yerde bir imam yanlış yaptı diye, bir vaiz, bir hoca, bir cami cemaati yanlış yaptı diye bütün hocalar bundan suçlu mudur? Efendim? Değildir. Mesela bizim ülkemizde yüz binlerce polisimiz var değil mi? Ben her gün onlara dua ediyorum. Her sohbette dua ediyorum. Bakın az önce bir düğün merasimindeydim. Polisime, askerime dua ettim. Şimdi bir cenazedeyim, yine polise, askere dua edeceğim. Bazen günde 3 defa, 5 defa programa gidiyoruz. Ve her gittiğimiz yerde ordumuza, yurdumuza, vatanımıza, milletimize, askerimize, polisimize dua ediyoruz. Peki bu askerin içerisinde yanlış yapanlar olmaz mı? Vatana ihanet edenler olmuyor mu? He? Haberlerde görüyorsunuz. Askerin içinde vatana ihanet etmiş. Bundan daha büyük suç ne var ya? Polisin içinde asker. Peki biz şimdi bir polis, bir asker vatana ihanet etti diye polis, emniyet birimleri kaldırılsın. Ülkemizden emniyet müdürlüğü yok edilsin. Polisler bıraksın işlerini. Böyle bir şey diyebilir miyiz? Efendim? Diyemeyiz değil mi? Bir tane öğretmen yanlış yapsa bütün öğretmenlere suç atabilir miyiz? Öğretmenler de böyle işte ya. Peki bir tane hoca, bir tane imam yanlış yaptığında neden biz hocalar şöyle, imamlar böyle, diyanet böyle, niye böyle konuşuyoruz? Bize yakışmaz. Nereden aklıma geldi bu? Hiç böyle bir şey hazırlamamıştım. Bak, hiç böyle bir şey hazırlamamıştım ben. Cenazede de böyle bir şey konuşulmaz normalde. Ben şu salonun güzelliğinden ilk defa tanıştığım, şimdi gözünüzün önünde Turgut hocamın bu hizmetinden, imam ne demek, cami ne demek, Müslümanların hayatında, bizim toplumumuzda, Türkiye'mizde caminin yeri neresidir, bunu size hatırlatmayı Mevla benim aklıma getirdi. O halde Allah rızası için sizden bir şey istiyorum. Lütfen camilere sadece cumalarda gelmeyiniz. Lütfen camilere sadece Ramazanlarda, kandil gecelerinde gelmeyiniz. Lütfen camilere sadece cenaze programlarında gelmeyiniz. Camiler 5 vakit açık olan, ücretsiz girip ibadet edilen ve hiç kimsenin ayrıştırılmadığı, cumhurbaşkanından memuruna kadar tüm toplumun aynı dizede, aynı saf tuttuğu tek yerdir. Allah için hepiniz bir caminin cemaati olun. Hepiniz bir derneğin üyesi olun. Bir vakfın üyesi olun. Bakın akşam maç olacak değil mi? He? İçinizden diyen oldu mu? Ya hoca erken bitirse de maça yetişsek. Yoktur değil mi öyle diyenler? Çok mu? Vay. Evet. Akşam derken de saat gelmiş abi. Benim haberim yok. Değil mi? Düğünden bak Müslümanlar dürüst. Abi diyor bizi bir an evvel bırak gidelim diyor. Bırakır mıyım sizi? Tabii ki de bırakmam. Niye? Maçın kazası var, sohbetin kazası yok. Tamam? Ömrümüz boyunca maç izledik. Bugüne kadar ne elde ettiniz? Ne kazandınız? Götürenler milyonları götürdü. He? Bize ne kaldı? Kavgası kaldı. Maç yüzünden köylü köylüyle kavga etti. Maç yüzünden kardeş kardeşle kavga etti. Maç yüzünden insanlar birbirine düştü. Maç yüzünden sokakları yaktılar, yıktılar, stadyumlarda millete küfürler ettiler. Bir yönetici bir stadyum açtı, açılışın ilk gününde yöneticiyi yuhladılar. Ya gördün mü? Niye? Çünkü Allah derdi olan oraya gitmiyor. İslam derdi olan oraya gitmiyor. Faydası, bir faydası yok. Ama erkenden doluyor maçlar. Şimdi o biletler kaç paraya satılıyordur? En son bilet kaç paraya satılıyordu? Kaç? Yok, şu bugünkü maç en son bileti kaç paraya satılıyor? 5 bin, 7 bin. En son mu? En kötü bilet. En kötü bilet 1000 lira. Ya. Camide cumadan çıkarken Allah rızası için yardım edin diye ne diyoruz? Ulan hoca yine para istedim ben. He?
Sizi canerinizden vururum. Evet. Çünkü içinizdeyim ben. Halkın ne dediğini biliyorum. Cemaat-i Müslümin. Allah-u Teala sizlerden razı olsun. Vallahi bu dünya geçicidir. Şu gören gözlerimiz görmez olacak. Tutan ellerimiz tutmaz olacak. Yürüyen ayaklarımız yürümez olacak. Kabre girdiğimiz zaman sadece bize imanımız ve Kur'an fayda verecek. Tuttuğumuz takımın bize faydası olmayacak. Öyle dertleniyor ki insanlar, bakıyorum o futbol maçı için, o dert için adam sanki cihad ediyor. O stadyumda gol diye bağırıyor böyle. Kendinden geçiyor. Lan ne oldu? Cenneti mi verdiler sana ya? He? Ne oldu? Adam alıyor silahı vuruyor. Bir benzin içiyor. Biri intihar ediyor. Vallahi akıllı insan işi değil bak. Samimi söylüyorum size. Evet. O yüzden Kur'an'a vakit ayıralım. İslam'a vakit ayıralım. Bakın bugün Mevla bu saatleri tevafuk etti. Bugünü bu saati biz ayarlamadık yani. Bugün bu saatte bizi Mevla burada buluşturdu. Yarın huzuruna çıktığımızda bize soracak. Diyecek ki kulum sana ben bir kitap gönderdim. O kitabı okudun mu diyecek. Biz de diyeceğiz ki ya Rabbi ben dünyada para kazandım, ev aldım, çok önemli işler yaptım. Emekliliğimi en üst primden yatırdım, onun için en çok çalıştım, mesailere kaldım. Çok önemli işler yaptım ya Rabbi. Hatta yazlık aldım, kışlık aldım, çocuklarıma güzel bir istikbal bıraktım ya Rabbi. Peki ey kulum başka ne yaptın? Gezdim, dolaştım, gittim. Peki benim kitabımı okudun mu? Sadece cenazelerde okudum ya Rabbi. Mezarlıklarda okudum ya Rabbi. Peki benim kitabımın okumayı öğrendin mi? Hocalar okuyordu Allah'ım ben de dinledim. Manasını öğrendin mi? Okumadım onu cumaya gidince 5 dakika kala hocalar anlatıyordu oradan o kadar dinledim. Yaşadın mı? Allah'ım bilmediğim kitabı nasıl hayatımda yaşayacağım ki? Bana telefonda ne gösteriyorlarsa, sosyal medyada ne gösteriyorlarsa ben onları doğru bildim, onları yaşadım. O zaman Mevla'nın huzurunda zor hesap veririz muhterem Müslümanlar. Ya ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz diyor ki لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا ف۪يهِ ذِكْرُكُمْ Andolsun size öyle bir kitap indirdim ki şanınız, şerefiniz ondadır. Cemaat-i Müslümin, şan ve şeref en çok şampiyon olan takımı tutmakta değildir. Şan ve şeref efendim şu kadar gol atmakta değildir. Bununla övünmeyiniz. Şan ve şeref filanca memlekette, filanca ırkta, filanca dilde, filanca renkte değildir. Şan ve şeref şu marka arabaya binmekte, şu kadar metrekare evde oturmakta değildir. Şan ve şeref sosyal medyada şu kadar takipçinizin olmasında değildir. Şan ve şeref isminizin önünde profesör gibi başka tanımların olmasında değildir. Şan ve şeref Allah'a kul olmaktadır. Ebedi hayatta geçer akça bu olacak. Şu dünya yolculuk. Bakın Metin abimiz bize gösteriyor. Allah-u Teala ondan razı olsun. Allah-u Teala ona rahmet eylesin. Metin abimiz ne güzel bir hayat yaşamış. Sağ olsun bizi severdi, biz de onu severdik. Sohbetlerimizi takip ederdi. Çok fazla böyle yüz yüze görüşme imkanımız olmadı ama gönülden bir bağımız vardı. Hastanede olduğu sürece özellikle dua isterdi. Ben de Üsküdar'da sohbetlerimde, Valide Atik Camii'nde özel olarak sohbetlerimde hususen ona dua ederdim. Duaya inanırdı. Ve inanıyorum ki o çekmiş olduğu hastalığı günahlarına kefaret oldu inşallah. Efendimiz Aleyhisselam öyle diyor. Amansız bir hastalığa yakalanıp da vefat eden mümine şehadet makamı verilebilir. Rabbim onu şehitlerden eylesin. Çok acılar, sıkıntılar çekti. Ya ama Metin abi ben dediğim gibi oturup yani böyle bir yemek yemişliğimiz yoktur. O kadar kısa kısa görüşmüşüzdür. Düğünde, cenazede selamünaleyküm, aleykümselam bu kadar. Diğer tabii ki ben ailenin damadı olduğum için diğer akrabalarıyla görüşüyoruz. Gıyabını da duyuyoruz. Fakat şu bana acayip ders oldu. Yani Metin abi ne güzel bir hayat yaşamış, ne güzel arkadaşlar edinmiş. Çünkü cenazesinde onu yad edenler, efendim hastanede onu yalnız bırakmayanlar,
Kur'an-ı Kerim okumaya evine gittiğimizde ev tıklım tıklımdı. Şaşırdım yani, maşallah dedim ya. Demek ki ne güzel bir arkadaşlık, ne güzel bir akrabalık, ne güzel kocalık, ne güzel babalık, ne güzel evlatlık, ne güzel damatlık yapmış. Maşallah. İşte İslam ahlakı budur muhterem Müslümanlar ya. Geçerli olan budur. Hayatımızda bunu yaşayalım. Bu güzelliği hayatımıza katalım. Gerisi geçip gidiyor. Bakın bir zamanlar 50-60 sene önce sinemalarda herkesin böyle beğenerek izlediği, değil mi? Filmlerde, televizyonlarda takip ettiği, kendisinden imza almak için saatlerce peşinde kuyrukta beklediği kişiler, aradan zaman geçiyor ve o meşhurluk bittiğinde, o gençlik gittiğinde, parası pulu bittiğinde o günün sanatçısı dediğimiz kişileri, milyonların peşinde gittiği kişileri bir bakıyorsunuz ki ardından hiç kimse hatırlamıyor. Cenazesini kaldırmaya gidenler olmuyor. Bazıları evinde kenarda köşede tek başına ölüp gidiyorlar. Bazıları da ismine huzur evi dedikleri insanların maalesef evlatları tarafından, akrabaları tarafından, birçoğunu için söylüyorum, istisnalar kaideyi bozmaz, annesini babasını yalnızlığa terk ettiği oralarda tek başlarına kalıyorlar. Hani ne oldu? Ne oldu futbol? Ne oldu sanatçılık? Ne oldu topçuluk? Ne oldu popçuluk? Bitti. Bitti. Paran varken seni adam yerine koyarlar. Paran varken herkes yanında olur. Makam mevkiin varken herkes yanında olur. Ama onu kaybettiğinde herkes yanından gider. Ama Allah yolunda olursak, Kur'an yolunda olursak Rabbimiz bizi hiçbir zaman terk etmez. Kur'an bizi hiçbir zaman yalnız bırakmaz muhterem Müslümanlar. Şimdi bugün maalesef o stadyumlarda futbol maçlarını izlemek için localar tutuyorlar. Bir locaya bir yıllığına 15 milyon lira veriyorlar. Bir loca yıllık 15 milyon TL'ye kiralanıyor. Bu locaları kiralayanlar sonra Twitter'da şey açıyorlar, hashtag açıyorlar. Ne diyorlar biliyor musunuz? Oralardan Müslümanlara saldırıyorlar. Yahu siz niye kurban kesiyorsunuz? Kurban keseceğinize kurban parasını fakirlere verin diyorlar. Niye hacca gidiyorsunuz? Hacca gidip de falana filana niye para yediriyorsunuz? Hacca gideceğinize o parayı fakirlere verin diyorlar. Ya görüyor musunuz muhterem Müslümanlar? Biz de bazen böyle söyleyen insanları oturup dinliyoruz. Niye? Kur'an'ı bilmiyoruz ki. Kitabımızı bilmiyoruz ki. Neden? Okumadık. Takip etmedik. Haftalık takip ettiğimiz dizimiz vardı, filmimiz vardı. Futbolcuların 11'ini, 22'sini takımlara ezberledik. 98 yılında hangi takıma nerede gol attığını biliyoruz. He? 2005 yılındaki penaltıyı biliyoruz. Niye? Günlerce dert edinmişiz çünkü. Ama Allah'ın kitabından bir tane ayetin manasını bilmiyoruz ya. Bundan daha büyük aziyet olur mu muhterem Müslümanlar? Ya. Şimdi desem ki Fatiha suresinin manasını okuyunuz. Değil mi? 40 senedir Fatiha'yı okuyoruz mesela. Örnek veriyorum. Desem ki bir Fatiha'nın manasını okuyalım. Şuraya gelip de benim yanıma içinizden bir kişi Fatiha suresinin manasını okumak ister mi? Kur'an'ın başı. Her gün 10 defa, 20 defa, 40 defa okuyoruz Kur'an-ı Kerim. Haberimiz olması lazım muhterem Müslümanlar. Dost acı söyler, kusura bakmayın. Belki bana kızıyorsunuz ama. Kızıyor musunuz bana? Kızanlar var söylesinler ya. He? Kızan var mı gençler? Yok hocam. Yok değil mi? Helal olsun size. Dost acı söyler. Ben kızılmaya alışkınım. Çok kişi kızdı bana bugüne kadar. Hatta bir gün ben böyle bir cenaze merasiminde sohbet ediyorum. İşine gelmeyen birisi, hoşuna gitmeyen, çünkü böyle kendine göre elit tabakadan, ekabir kısmından, kendine göre elit tabakadan, farklı bir muhit, farklı bir mahalle benim için fark etmez. Ben her yerde aynı hizmeti yaparım. En zengine de gitsem, en fakire de gitsem ben Allah'ın kelamını anlatırım. En makam mevkilisi de olsa, hiç makamı mevkisi olmayan da olsa fark etmez. Benim anlatacağım hakikatler değişmez. Sohbete başladım. İsim vermeyeyim ki mahalle ismi yanlış anlaşılmasın ama İslam'ın yaşanmadığı, çok zenginlerin, elit tabakanın olduğu bir mahalleden bahsediyorum. Hak, hukuk, özgürlük, hürriyet gibi cümleleri çokça duyacağınız, saygıyı, sevgiyi, merhameti çokça söyleyenlerin olduğu bir mahalle. Ben böyle sohbet ederken dedi ki, hoca
Bırak dedi sohbet yapmayı, duayı oku bitir dedi. Cenazede. Sorsanız özgürlük, hürriyet, saygı, hak, hukuk, insan hakları. O kim için biliyor musunuz? Sadece kendi çevreleri için, sadece o zenginler, sadece kendi çevrelerindeki insanlar için. Diğer insanlara saygı yok. Dolayısıyla birisi bize kızacaksa biz Allah için konuşalım, birisi bize kızsın. Allah için konuşun, hanımınız size kızsın. Allah için konuşun, kocanız size kızsın. Allah için konuşun, anneniz babanız size kızsın. Allah için konuşun, amiriniz, memurunuz, işçiniz, patronunuz size kızsın. Bu dünyada kızmaların ne önemi var? Ashab-ı Kehf, bakın Kur'an dedim size. Mutlaka Kehf suresini okuyun mağara arkadaşlar, ama tefsiriyle beraber okuyun. Bir grup genç Roma döneminde yaşıyorlar ama İsa aleyhisselamın dinine inanıyorlar. O zaman Kur'an olmadığı için, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmadığı için İsa aleyhisselam var, İncil var, tahrif edilmemiş, değiştirilmiş, ona iman ediyorlar. Roma imparatorunun en yakınındaki kişiler bu kişiler. Bir tanesi imparatorun damadı, bir tanesi belediye başkanı, bir tanesi baş danışmanı, bir tanesi baş tabip. Hepsi en zengin, en önder olan kişiler, en makam mevki sahipleri ama imparatora inanmıyorlar. İmparatorun önünde secde etmiyorlar, puta tapmıyorlar, zalimin önünde boyun eğmiyorlar. Ve bir gün herkesin toplandığı bir toplantıda Roma İmparatoru'nun karşısına çıktılar, dediler ki biz senin ilah olduğuna inanmıyoruz dediler. Biz bir olan Allah'a inanıyoruz dediler. Allah'tan başkasının önünde secde etmeyiz dediler. E hocam biz de onu söylüyoruz ya. Biz söylüyoruz ama Müslüman toplumda söylüyoruz. Bunu gel bakalım Amerika'da söyle bakalım. Bunu İsrail'de söyle bakalım. O zaman ne olacak? Bunu İngiltere'de söyle bakalım. O zaman ne olacak? Çevrendekilerin hepsinin din düşmanı olduğu yerde Allah'ın bir ayetini oku bakalım ne olacak? Cesaret orada. Camide herkes Kur'an okur. Önemli olan din düşmanlarının olduğu yerde Kur'an okumak. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh. Kur'an yeni inmiş, Rahman suresinin ilk ayetleri. Kim bunu Kabe'de okur dediler. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh en küçük sahabe, en çelimsiz olanı, en zayıf olanı en önde gitti. Kabe-i Muazzama'da Er-Rahman, Allemel-Kur'an, Halekal-İnsan, Allemehul-Beyan okudu. Dövdüler, ağzını burnunu kırdılar, kan çanağına gidip döndü vücudu Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh. Hangimizin cesareti var şimdi? He? Evet, camide La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek kolay. Sokakta La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyebiliyor musunuz? İslam alametlerini hayatınızda taşıyabiliyor musunuz? Evet, biz niye sakal bırakıyoruz? Hoca olduğumuz için mi? Yok, esnaf arkadaşlarımız var, onlar da sakalı bırakıyorlar. Neden? Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sakalınızı uzatın, bıyığınızı kısaltın diyor. İmaj için yapmıyoruz bunu. Birilerine benzemek için yapmıyoruz bunu. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem emretti diye yapıyoruz bunu. Peki bunu yaptık diye kınamıyorlar mı? Kınıyorlar. Evet. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ Müslüman o kişidir ki kınayıcının kınamasından korkmaz. Düğün yapıyorsun, Kur'an okuyorsun. Birileri dedi ki böyle düğün olur mu dedi ya. Olur tabii ki. Müslümanın düğünü de Kur'an'la olur, cenazesi de Kur'an'la olur. Çünkü kabre girdiğimizde Rabbimiz bize o Kur'an'ın şefaatini nasip edecek inşallah. İşte bu dünyada Kur'an'la olanlar, sizin gibi Kur'an aşığı olan müminler kabre girdiklerinde Kur'an onların yanına gelecek. Onlara arkadaş olacak, ışık olacak, nur olacak inşallah. Ama bu dünyada Kur'an'ı terk edenler, Kur'an'ın yolunda olmayanlar hem bu dünyada hem ahirette sıkıntı çekecekler. İşte Ashab-ı Kehf, mağara arkadaşları hiçbir zalimin önünde boyun eğmediler. İmparatorun karşısına çıktılar, hakkı hakikati söylediler. Peki sonunda ne oldu? Ağır bedel ödediler. Nasıl? Memleketlerinden çıkartıldılar, kaçmak zorunda kaldılar. Ailelerini, çocuklarını, paralarını, mallarını, evlerini terk ettiler. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin davasına gönül veren Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anhum ecmain hepsi yurtlarından oldular, memleketlerinden oldular. Peki biz bugüne kadar Allah için bir yerden kovulduk mu?
Allah için bir kişi bize sitem etti mi? Kur'an'ı yaşadığımız için, İslam'ı yaşadığımız için, Kur'an'ı okuduğumuz için, tesettürlü olduğumuz için bir kişi bizi yadırgadı mı? Yoksa biz korkuyor muyuz? Ben kapanmak istiyorum ama kapanırsam, tesettürlü olursam birileri bana ne der? Ben Kur'an okumak istiyorum ama arkadaşlarım bana ne der? Şimdi herkesin burada yemek yediği bir ortamda namaz vakti çıkıyor. Ben gidip namaz kılayım dersem bana gerici derler, yobaz derler. Ne işin var camide? Gençliğini yaşa, keyfine bak, zevkine bak. Yaşlılar gitsin camiye, emekli olunca gidersin hacca. Diyecekler diye insanların kınamasından korkuyor muyuz muhterem Müslümanlar? Herkes parasını faize yatırırken... Yahu oğlum senin aklın çalışmıyor mu? Kafan çalışmıyor mu? Yatırsana paranı faize, tıkır tıkır alırsın. Akşama kadar ne çalışıyorsun? Affedersin, merkep gibi diyorlar. Herkesin kınadığı bir zamanda sen Rabbim bunu yasaklamış, ben faizli sisteme destek olmam diyebiliyor musun Müslüman? İşte o zaman İslam'ı yaşıyorsun demektir. Kur'an'ı yaşıyorsun demektir. Rabbim bize İslam'ı hakkıyla yaşamayı nasip eylesin. Kur'an'ı hakkıyla okumayı nasip eylesin. Yoksa adımız Müslüman, kitabımız Kur'an, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bir baktık ki bizim yaşantımızla gayrimüslimin yaşantısı arasında bir fark yok. Düğünümüz onun düğünü gibi. Giyim kuşamımız, şeklimiz, yaşantımız gayrimüslimin yaşantısı gibi. E onda da namaz yok, bizde de namaz yok. Onda da zekat yok, bizde de zekat yok. Onda faiz var, bizde de faiz var. Onda dünya sevgisi var, bizde dünya sevgisi var. Muhterem müminler, nedir? Nasıl bir İslam bu ya? Nasıl bir Müslümanlık ya? Senin düğününde olmayan, senin sünnetinde olmayan, senin ticaretinde olmayan, senin arabanda olmayan, senin evinde olmayan İslam, senin salonunda, çocuk odanda, yatak odanda olmayan İslam nerede olacak? Mezarlığa gidince olacak. Ölülere okuyacağız Kur'an'ı. Bitti iş ya. Ölülere okuyoruz Allah kabul etsin ama Kur'an diri kitabıdır, diri. Yaşanacak bir kitaptır. Peki bu fedakarlığı yaparsanız, bu bedeli öderseniz, Allah için nefsinizin isteklerinden vazgeçerseniz sonuç ne olacak? Ashab-ı Kehf, Rabbimizin çok büyük bir müjdesine nail oldular. Rabbimiz Kur'an'da onlara öyle bir övgüde bulundu ki buyurdu. İnnehum fityetun amenu bi rabbihim ve zidnahum huda. Onlar Rablerine iman etmiş bir grup gençti. Biz de onların hidayetini artırdık. Aynı şuradaki genç kardeşlerim gibi. Cenaze gününde gördüm onları. Çok hoşuma gitti. Çok sevindim. Dedim ki maşallah size ne güzel buraya geldiniz, sohbeti dinlediniz, Kur'an'ı dinlediniz, aşkla dinliyorsunuz, heyecan veriyorsunuz. Sizi görünce anlattıkça anlatasım geliyor ama bitireceğim korkmayın. Sonra gençlere dedim ki Üsküdar'da sohbetime gelin dedim. Davetime icabet ettiler. Geçen hafta sohbetime geldiler. Üsküdar'a geldiler. Şu gençler buradan kalkıp da Sultan Gazi'den, Bayrampaşa'dan kalkıp Üsküdar'a bu kadar haramlara gidebilirken, günahlara gidebilirken, genç, enerji var, güç var, kuvvet var, imkan var, harama gidebilir, günaha gidebilir, Allah muhafaza eylesin, kumara gidebilir, zinaya gidebilir, faize gidebilir, kötü yollara gidebilir. Ama benim bu genç kardeşim kalkıp Sultan Gazi'den, Bayrampaşa'dan Üsküdar'a pazartesi Valide Atik Camii'ne sohbete geldi ya. Vallahi Ashab-ı Kehf'in o gün yaptığı hicret neyse bu kardeşime de Rabbim inşallah o sevabı verecek. Asla şüpheniz olmasın. Terk edin. Haramları terk edin. Günahları terk edin. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Asla. Asla. Çünkü geçici. Bu dünya yolculuk. Metin abimiz yolculuğu yaptı bitirdi. Bize gösteriyor. Bakın diyor. Genç yaşlı fark etmez diyor. Çoluğun çocuğun vardı yoktu. Evin araban vardı yoktu. Fark etmiyor. Plan programın var yok. Fark etmiyor. Dikkat et diyor. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki kun fit dunya ke enneke garibun. Bu dünyada bir garip gibi ol. Öyle havalara civalara girme. Efendim altındaki araban değişince yürüyüşün değişmesin. Makamın mevkiin değişince mesajlaşma şekillerin değişmesin. Bu dünyada bir garip gibi ol. Ev abiru sebil, bir yolcu gibi ol ya. Kastamonu'ya giderken yolda duruyorsun değil mi tesislerde? Eskiden şapçı tesisleri vardı, hep orada dururlardı. Ha? Şimdi nerelerde duruyorlar? Ha? Şimdi nerede? Türsan mı? Türsan'da duruyorlarmış şimdi. Türsan'da çadır kurdunuz mu hiç? Ha?
Şapçı tesislerinde, Şapçı gerçi Antalya'ya giderken de benim anne tarafı Aksekili, herhalde ikisini karıştırdım birbirine. Tursan'da duruyoruz, neyse bir yerde duruyoruz yolda işte. Hiç bugüne kadar içinizde işte Tursan'da şey yapan oldu mu, çadır kuran oldu mu? Burada biraz yatalım, kalalım, gezelim, eğlenelim demediniz mi? Niye? Menzil neresi? Kastamonu. Bir an evvel memlekete varalım. Cemaat-i Müslümin, bu dünya ebediyen kalacağımız yer değil. Bu dünya bir bekleme salonu. Sakın ha buraya temelli yerleştiğinizi zannetmeyin. Namazı terk etmeyin. Zekatı unutmayın. Hac borcuyla asla ahirete gitmeyin. Kul hakkıyla gitmeyin. Kamu hakkıyla gitmeyin. Beş vakit namaz olmazsa olmazdır. Namazsız bir Müslümanlık yok. Bunu aklımızdan çıkartalım. Benim kalbim temiz. Ben kedilere mama alıyorum. Ne yaparsan yap. Beş vakit namaz yoksa hiçbir şey yok. Namaz olacak. Dediler ki ya Müslüman namaz kılmasa kafir olur mu? İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh cevap verdi. Dedi ki her namaz kılmayan kafir olmaz ama kafirler namaz kılmaz. Tamam. Müslümanın hayatının namaz olması lazım. Müslümanın alameti namazdır. Her şeyin bir alameti var. Arabaların markaları var değil mi? Logolarına göre bakıyorsunuz, uzaktan anlıyorsunuz bu şu markaya. Neden? Onun bir alameti var. Müslümanın alameti de namazdır. Sabah namazla başlar, gece namazla biter. Rabbim hepimize bu dünyada hakkıyla kul olabilmeyi nasip eylesin. Kur'an ve sünnet yolunda bir hayat yaşamayı nasip eylesin. Ayşe annemize dediler ki ya Ayşe, peygamberin hanımısın, yılların beraber geçti. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin dizinde vefat etti. Bize peygamberin ahlakından bahseder misin? Ayşe annemiz dedi ki siz hiç Kur'an okumaz mısınız dedi ya. Kâne hulukuhul Kur'an, onun ahlakı Kur'an'dı. Rabbim hepimize Kur'an ahlakı nasip eylesin. Ahlaklı Müslüman olmamız lazım. Ahlaklı Müslüman olmamız lazım. Bir gün bir kişi aradı, fetva soruyor. Hocam dedi şöyle şöyle. Dedim ki ya bu sorduğunuz soruyu aradınız, fetvayı soruyorsunuz ama hiç dedim bu İslam ahlakına yakışır mı dedim ya. Bu sormaya bile gerek yok bu soruyu dedim. Hiç İslam ahlakına yakışır mı dedim ya. Soruyu söyleyeyim mi size? Merak ettiniz mi? Merak etmiyor musunuz? Bak çok enteresan bir soru. Dediler ki bir de soruya gireceğiz şimdi. Kısa. Hocam diyor filanca medya malzemeleri satan bir şirkete gittim. 14 günlüğüne bana bir telefonu ücretsiz olarak kullanım hakkını verdi. 14 gün içerisinde memnun kalmazsam bunu geri iade edeceğim. Parasını da bana verecekler. Şimdi bu 14 gün boyunca kullanmasam da birisine 14 günlüğüne kiralasam olur mu? Dedim ki yahu bunu fetva olarak sormaya gerek var mı? Bu dedim hiç İslam ahlakına yakışır mı ya? Sana bir kolaylık sağlamış. Al bak hoşuna giderse kullan. Ama zarar vermeden de memnun kalmadın geri iade et demiş. Adam bunu kiraya vermeyi düşünüyor. Yani dünyada başka bir milletin aklına böyle bir şey gelir mi bilmiyorum. Garip bir toplumuz yani. Acayip. Ne dedi biliyor musun bana cevap olarak? Hocam dedi ben dedi ahlaka göre sormuyorum, İslam'a göre soruyorum dedi. Ya ahlak namazdan ayrı bir şey midir ya? Ahlak haçtan başka bir şey midir? Ahlak oruçtan başka bir şey midir? Ahlak namazdan, ibadetten, kulluktan başka bir şey midir ya? Peygamber aleyhisselam İslam'ı tarif ediyor. İslam nedir biliyor musunuz? El-İslamu husnul huluk. Üç kelime bak. El-İslamu husnul huluk. İslam güzel ahlaktır. Bu hadisi ezberleyiniz. Rabbim bize ahlaklı Müslüman olmayı nasip eylesin. Rabbim bize Kur'an'ı yaşamayı nasip eylesin. Belki vakitlerinizi aldım. Belki biraz zülfiyare dokundum. Sürçü kelam ettiysem affediniz. Ama böyle güzel bir topluluk. Çok da güzel dinliyorsunuz. Böyle güzel dinlerseniz vaizler acımaz size. Ben söyleyeyim. Çok güzel vaaz dinliyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi Üsküdar Valide-i Atik Camii'ne pazartesi akşam yatsı arası sohbetlerime mutlaka bekliyorum. Keten ailesinin, Metin abimizin ve ailesinin bende çok özel bir yeri var. Hepinizi bu sohbetlere davet ediyorum. Gelemeyenler olursa belki baktınız ki bu hoca ne yapıyor, meşhur mu olmaya çalışıyor buradan falan. He?
Gelemeyenler olursa onlara sosyal medyada hizmetlerimiz var. Mustafa Çınar Üsküdar Vaizi diye sosyal medyadan da bu sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Allahu Teala hepinizden razı olsun. Hocam dua yapar mısınız rica etsek? Peki. Hocam emir buyurdular. Duayı inşallah yapalım. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Rızanı tahsil maksadıyla bir araya geldik. Senin kitabını okuduk. Kabul eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Okunan Kur'an-ı Kerim'den hası olan sevabı, başta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün peygamberlerin ruhlarına hediye edip ikram eyle. Ashab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, âl-i ezvac-ı mutahharat, ashab-ı güzinin, bil cümle ulema, sulaha, şühedan ruhlarını hediye ediyoruz. Haberdar eyle. Ya Rabbel alemin. Okunan Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı, şu din-i mübini İslam'ı bizlere kadar aktaran, Kur'an'ı dilden dile, nesilden nesillere aktaran, Ya Rabbel alemin, üzerimizde hakkı bulunan hocalarımızdan, ehli hukukun da ruhlarını hediye ediyoruz. Haberdar eyle. Ya Rabbel alemin, şu vatan topraklarını bizlere emanet eden, kanlarıyla sulayan, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin de ruhlarını hediye ediyoruz. Haberdar eyle. Ya Rabbi, doğu ile batı arasında metfun bulunup, ismi unutulmuş, nesli kesilmiş, bir Fatiha'ya muhtaç kalmış ehli imanın da ruhlarını hediye ediyoruz. Haberdar eyle. Ya Rabbel alemin ve ya hayren nasirin. Özellikle uzaktan yakından teşrif eden, el açıp amin diyen cemaati müsliminin, anne, baba, dede, nene, teyze, ağabey, kardeş, hulasa, âbâ ve ecdâd, ummahât-ı ceddâd, akrabâ-ı taallukât, komşularından, sevdiklerinden, dâr-ı fenâdan dâr-ı bekâ'ya irtihal eden bil cümle ehli imanın ruhlarına hediye edik. İkram eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, şu caminin banilerinden, şu güzel salonları insanların istifadesine sunan ehli hizmetin vefat edenlerin de ruhlarını hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Şu hizmetlerde emeği geçen, zerre kadar faydası olan bu caminin yapımında, devamında, şu anda hizmette bulunan, başta Turgut hocamız olmak üzere, bir cümle hademe-i hayratın, hizmet ehli müminlerin de geçmişlerinin ruhlarını hediye ediyoruz. İkram eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bir cümle şehitlerimizin ruhlarını hediye ediyoruz. Haberdar eyle. Özellikle Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da, dünyanın dört bir yanındaki mazlum Müslüman kardeşlerimizin şehitlerinin ruhlarını hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Özellikle bir araya toplanmamıza vesile olan Metin Keten abimizin, Keten ailesinin cümle geçmişlerinin ruhlarını hediye ediyoruz. İkram eyle ya Rabbi. Okunan Kur'an-ı Kerim'in nuruyla kabirlerini pür nur, makamlarını cennet bahçesi eyle, menzillerini mübarek eyle. Ya Rabbel Alemin, bizler de onların haliyle hallendikte son nefeste aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek imanı kamil ve hüsnü şehadetle huzuruna kavuşmayı cümlemize nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, bizim de ardımızdan böyle Kur'an okuyacak, dua edecek, hayırlı nesiller yetiştirmeyi cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi, İslam ahlakını yaşamayı nasip eyle. Kur'an ahlakını nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, kötü ahlaktan, kötü alışkanlıktan, kötü arkadaşlardan bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin, kul hatasız olmaz, sen afsız olmazsın. Hatalarımız var, kusurlarımız var. Farkına vardık, tevbe ediyoruz ya Rabbi. Aynı hataların tekrarından, devamından bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin, ölüm gelmeden önce tevbe eden, vakit çıkmadan evvel namazını kılanlardan olmayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin, bizleri faizden, kumardan, zinanın her çeşidinden, kul hakkından, kamu hakkından muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin, dünyamızı, ahiretimizi mamur eyle. Ya Rabbel Alemin, amin diyen cemaati müslimini iki cihanda aziz eyle. Ya Rabbel Alemin, bugün belki başka işleri vardı, başka meşgaleler vardı, nefis belki başka yerlere yönlendirdi ama onlar Allah için akrabalarına, arkadaşlarına, din kardeşlerine vefa duygusuyla uzaktan yakından teşrif ettiler. Allah'ım, gönüllerindeki hayırlı muratlarını nasip eyle, sıkıntılarını izale eyle. Ya Rabbel Alemin, evli olanların yuvalarına huzur ve bereket nasip eyle. Evlenecek genç kardeşlerimize salih saliha insanlarla buluşmayı, hayırlı yuvalar kurmayı nasip eyle. Evlat isteyenlere hayırlı evlatlar lütfeyle.
Evladı olanların evlatlarını anasına, babasına, vatanına, milletine faydalı, vefalı, hayırlı evlatlar eyle. Gençliğimizi, neslimizi imanlı, Kur'anlı, edepli, hayalı, ahlaklı, güzel nesiller eyle. Ya Rabbel Alemin, eşlerimizden ve evlatlarımızdan bizlere göz aydınlığı olacak hayırlı nesiller ikram eyle. Bizleri müttakilere önder eyle. Ey Rabbimiz bizi ve zürriyetimizi daima namaz kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz dualarımızı kabul eyle. Ey Rabbimiz bize dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Bizi ateş azabından muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin bu dünyada şaka gibi geliyor ama çakmağın ateşine dayanamıyoruz. Kibritin ateşine dayanamıyoruz. Cehennem ateşine dayanamayız ya Rabbi. Allah'ım tevbe etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Cehennem ateşinden muhafaza eyle ya Rabbi. Cennetini, cemalini lütfeyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizim aşkımız, bizim sevgilimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Dünyada sünnetinden, ukbada şefaatinden mahrum eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi, bu dünyada bizi bir arada topladığın gibi Metin Keten abimizle beraber, bütün sevdiklerimizle beraber Firdevs-i Ala'da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Havz-ı Kevser'in başında toplanmayı, ya Rabbi cennetinde cemalini hep birlikte seyretmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, şu dünyanın geçici heveslerine aldanıp da ebedi olan ahiret hayatının güzellerini kaçırmaktan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, iş arayan kardeşlerimize hayırlı, bereketli rızık kapıları nasip eyle. Ticaretle uğraşanların ticaretlerini lenteburu eyle. Cümlemizi helalinden rızıklandırıp haramlardan muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin, yapmış olduğumuz duaları Kabe-i Muazzama'da, Medine-i Münevver'de yapılan, müstecab olan dualar zümresine dahil eyle. En kısa zamanda sevdiklerimizle beraber hacca umreye gitmeyi, makbul, mebrur, hac ve umre yapmayı nasip eyle. Ya Rabbi, ülkemizden hacca giden kardeşlerimiz var, hazırlanıyorlar, hacı olacaklar, Arafat'a çıkacaklar, Kabe-i Muazzama'nın örtüsü değişti, beyazlara büründü, Kabe ihrama girdi. Allah'ım bize de Kabe'yi beyazlarla görmeyi nasip eyle ya Rabbi. Giden kardeşlerimize sağlık afiyetle dönmeyi, makbul haçlar yapmayı nasip eyle. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah, es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah, es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin, ve selamun alel mürselin, velhamdülillahi rabbil alemin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için, özellikle Metin Keten abimizin ve Keten ailesinin geçmişten ruhları için, amin diyen cemaati müsliminin bil cümle geçmişten ruhları için, Allah rızası için. الفاتحة Efendim hakkınızı helal edin. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Şimdi ikramlar gelecek, yaptırdılar inşallah. Allah razı olsun.